Rahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, Rabbimin lütfuyla yine bir sohbette beraberiz. Bizleri kulluğunda daim etmesi, yüce zatına layık kul eylemesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet kılması için Rabbime dua ediyorum. Ve yine bütün sohbetlerimizde olduğu gibi bizleri yoktan var ettiği ve varlığından haberdar ettiği için Rabbime hamd ediyor. Bahşettiği bütün nimetlere şükrediyor ve yine sözümün başında Efendimiz, Seyyidimiz, Rehberimiz, Liderimiz, her şeyimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selam Efendimiz Hazretlerine sayısız salat ve selamda bulunuyorum. Değerli kardeşlerim, Geçen haftaki sohbetimizin sonunda bir tesbihi size aktarmış idim. Onu eserden buldum daha sağlam bir şekilde. Efendim daha e, aslına uygun haliyle size aktarmak istiyorum. Çünkü bunlar bizim için hakikaten sermayeler. Aklımıza geldikçe zaman zaman bunları söyleyivermemiz vermemiz ve de devam etmemiz bunlara yarın mahşer gününde bizim için saadet sermayesi olacak. Bizim için büyük mazhariyet olacak. Hiç belli olmaz. Bakarsınız böyle bir tesbihden dolayı yarın amel defterimiz tartıldığında sevaplarımız ağır gelir. Bunun bir tanesi bakarsınız bizi cennete koyar. Hani inanmışız, Müslümanız elhamdülillah. Ama Cennet için çalışıyoruz. Doğruyu söylemek lazım, itiraf etmek lazım. Mümin olmanın, inanmanın, dünyaya gelmenin ve bazı işleri zorlanarak da olsa yapmanın yine bazı hadiselere veya bazı haramlara sabretmenin gayesi bu. Cennete girelim, Allah'ın cemalini görelim, ebedi saadet ve selamette olalım inşallah. Onun için bu tip tesbihleri, zikirleri, duayı, Allahu Zülcelal Hazretlerinin rızası için yapılan herhangi bir işi yerine göre ve fakire verilen çok küçük bir sadakayı veya bir müminin hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar. La tahkiran min el ma'ruf şey'en ve lev en telqa ahak Yani telkinin güzelliğine bakın değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak bile olsa yani çok küçük bir iş. Çok kolaylıkla yapılıverecek bir iş. Karşıda gelen bir mümin kardeşinizle yolda karşılaşmışsınız, selamlaşıyorsunuz. Onunla selamlaşırken veya ona hal hatır soracağımız zaman veya bir meclise girdiğimiz zaman veya üzerimize başka insanlar geldikleri zaman biz bir toplum içerisindeyken bir mümini karşılarken onun gönlüne sürur verecek şekilde onun yüzüne tebessümle bakmak bile olsa sakın hiçbir iyiliği küçük görme diyor aleyhissalatü vesselam. Öyle buyuruyorlar. İslam kardeşlik dini, İslam toplum dini, İslam güzelliklerin dini ya hangi güzellik olursa olsun, hangi iyilik olursa olsun, hangi maruf olursa olsun şer'i tabiriyle biz onları yapmaya çalışalım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz buyuruyorlar. Kullu marufin sadaka. Her iyilik, her güzel davranış sadakadır. Yani bir mümin yaptığı her güzel işten ecir almaktadır. Öyle olunca bunları küçük görmeyeceğiz inşallah. Dediğim gibi bakarsanız yarın mahşer gününde Cenab-ı Hak Hazretleri çok küçük gördüğümüz bir amelden dolayı bizi cennete koyuverir. Yani İmam-ı Azam Hazretleri için anlatılmış. Doğrusu bunu kitaplarda görmedim ama ben de hocalarımdan dinledim. İmam-ı Azam Hazretleri o büyük alim, büyük müştehit, büyük insan. Herhalde burada anlatılmak istenilen peşin söyleyeyim. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisiyle amel etmektir. Yani işte geceleri kalkıp sabahlara kadar amel etmek, ağlamak, namazlar kılmak, efendim sene oruçlarını, ömür boyu yıl oruçlarını tutmak, bütün ciddi amellere tabii bunlar yapabildiğimiz kadar güzel şeyler ama hangi amelin bizi cennete koyacağı belli değil. Hangi davranışımızdan, hangi amelimizden, hangi güzel işimizden Rabbimizin bizi cennete koyacağı belli değil ki. Hal böyle olunca bütün kötülüklerden sakınma, bütün çirkin şeylerden uzak kalma gayret edeceğiz ve bütün güzel şeyleri de yapmaya çalışacağız inşallah İmam-ı Azam Hazretleri için öyle anlatılır. Vefat ettikten sonra rüyada görmüşler kendisini. Cenab-ı Hak Hazretleri sana nasıl muamelede bulundu? Anladım ki ilmin daha riayet edilmesi gereken birçok şartı varmış demiş imam rüyada. Rüya gören kişinin rüyasında bir rüyada görülüyor. Soruluyor kendisine Rabbimiz sana nasıl muamele etti? Hazret böyle cevap veriyor. Bütün ibadat ve taatım, bütün yaptığım işler, evet güzel şeyler belki ama ben cennete bir gün yazı yazıyordum. Hani biliyorsunuz eskiden böyle tükenmez kalemler, dolma kalemleri, şimdiki yazdığımız kalemler yok. Efendim David Hokka marifetiyle yazılıyor. Hoka'ya batırıyoruz yani mürekkebe batırıyoruz ve yazıyoruz. Eskiler öyle yazıyorlardı. Bir gün ben yazı yazarken bir sinek geldi tam divitimin ucuna kondu. Mürekkepten içmeye başladı. Ben de divitimi hiç hareket ettirmedim ki o susuz hayvancağız ihtiyacını gidermiş olsun diye. Cenab-ı Hak hazretleri buyurdu ki benim mahlukatından çok zayıf bir mahluka merhamet ettiğin için onun susuzluğunun giderilmesine vasıta olduğun için seni cennete koyuyorum buyurdu. Tabii değerli kardeşlerim doğruyu söylemek lazım. İmam-ı Azam Hazretleri alimlerin en önde gelenlerinden, Allah'ın güzel kullarından. Ama bu bize bir kıssa, bir şey anlatıyor. Çok küçük de olsa bir, bir hayvancağıza su vermek de olsa, onun karnını doyurmak da olsa, bir fakire yerine göre yarım ekmek, çeyrek ekmek parası bile olsa vermemiz eğer gerekiyorsa verelim için bize büyüklerimiz tarafından anlatılan kıssalardan biridir. Evet bu güzel amelleri sözü uzatmadan tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu güzel amelleri çoğaltalım inşallah. Kitapta okuduğumuz, gazetede gördüğümüz, bir takvim yaprağında okuduğumuz bir duayı, bir tesbihi, bir zikri yapmaya çalışalım. İşte bu da onlardan bir tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin güzel tavsiyelerinden Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bize aktarıyorlar. Cüveyriye annemiz, Resulullah'ın eşlerinden. Cüveyriye annemiz namaz kıldığı yerde, seccadesinin üzerinde Allah'ı zikrediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işi için oradan ayrılmışlardı. Gün ortasına yakın yani öğleye yakın tekrar döndü aleyhissalatü vesselam. Hala burada mısın diye buyurdu. Evet Rabbimi tesbih ediyorum. Rabbimi zikrediyorum. Rabbime kulluk ediyorum. Resulullah buyurduklar ki şayet şöyle söyleseydin onlara muadil olurdu. Yani sabahtan beridir söylediğine muadil olurdu. Keşke şöyle söyleseydin. Sübhanallah adede halqihi üç defa. Ben geçen defa söylerken, geçen hafta söylerken birer defa demiştim. Hadis-i şerifte üç defa tekrar etmemiz isteniliyor. Sübhanallah adede halqihi üç defa. Sübhanallah rıda nefsihi üç defa. Sübhanallah zinete arşihi üç defa. Sübhanallah midade kelimatihi yine üç defa böylece söyleseydin onlara muadil olurdu buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de siz değerli kardeşlerime aktarmış oluyorum. Hadis-i şerifi hoca kardeşlerim arzu ederlersem İmam-ı Tirmizi'nin Kitab-ı Davat bölümünde bulabilirler. Yani Tirmizi'de, Süneni Tirmizi'de Davat bölümünde 3555. hadisi şerifmiş efendim. Kaynak isteyenlere de aktarmış oluyorum. Ve de İmam Tirmizi sahih ve hasen bir hadistir diye de buyuruyorlar. Evet, sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Bildiğiniz gibi namazların evvelinde ve sonrasında kıldığımız sünnetlerin faziletinin ne olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Dedik ki onlara devam edeceğiz inşallah. Onları kılmaya gayret edeceğiz. E hocam işte kaza namazı olanlar bu sünnetleri kılmasalar olur mu? Öyle yapmayalım değerli kardeşler. Öyle yapmayalım. Nasıl yapalım? Hem bu sünnetlere devam edelim hem de kaza namazlarımızı kılalım. Kaza namazlarımız boynumuzun borcu. Rabbimize karşı görevimiz farz. Onlar mutlaka kaza edilecek. Şayet geçirilmişse geçirmeyen için problem yok. Ama bunlar da bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatırası. Daha önce söylemiştik bir daha tekrar ediyoruz. Şafii mezhebinden olan kardeşlerimiz evet sünnetlerini kılmayıp onun yerine kazaları kılabilirler. Ama Hanefi mezhebinin görüşü şudur. Hem kazalara devam edilecek, onlar için özel zaman ayrılacak, hem de sünnetlere devam edilecek. Ki ben bu sünnetlerin fevkalade ehemmiyetinin olduğunu siz değerli kardeşlerime herhalde ifade edebildiğimi tahmin ediyorum. Vitir namazı konusunda kalmış idik. Gelecek hafta vitirden başlayıp devam ederiz demiş idik değerli kardeşlerim. Cenab-ı Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri, hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem sevgilisi hem damadı hem her şeyi diyebiliriz. Allah'ın Resulünden vitir konusunda bize şöyle bir aktarmada bulunuyor, bir rivayette bulunuyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Ali radıyallahu an El vitru leyse hatmin salatil Vitir namazı farz namazlar kadar güçlü bir namaz değil. Yani farz değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendi yolu, kendi adeti, kendi davranışı olarak tespit etti ve bize sünneti olarak bıraktı ve buyurdular ki Resulullah şöyle buyurmuşlar. Hazreti Ali Efendimiz böyle aktarıyorlar. İnne Allahe vitrun yuhibbul vitra. Allah birdir. Allah tekdir. Tek olanı da sever. Öyleyse fe ruya ya ehlel Kur'an. Ey ehli Kur'an. Ey Kur'an'a inananlar. Ey Kur'an'ın yolundan gidenler. Ey Allah'ın kulları. Ey iman edenler. Vitir namazını mutlaka kılın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle tatlı bir tabirle ey ehli Kur'an diyerek bize, size ve bütün din kardeşlerimize sesleniyorlar. Biz de yatsı namazından hemen sonra kılıyoruz. Peşin Rabbimize borcumuzu ödemeye çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Daha önce münasebet aldığında belki söylemiştik ama şimdi artık yeri söylememiz lazım. İstersek yatsı namazından hemen sonra vitrimizi rahatlıkla kılabiliyoruz. Rabbimize borcumuzu ödüyoruz, evimize dönüyoruz veya evimizde kılmışız artık istirahate çekilebiliyoruz. Veya işte akşamki işlerimizi görebiliyoruz. Vitir namazımız kılınmış, Rabbimize borcumuz ödenmiş. Allah'ım kabul buyursun. Ama kendine güvenen bir kardeşim diyor ki hocam ben hem geceleyin kalkmak hem de teheccüdü kılmak istiyorum. Bu konuda kendime güveniyorum. Ben gece kalkabilirim. Başıma saatimi kurarım alışkanlığım var, kendimi alıştırmışım, bu konuda kendime güveniyorum. Öyleyse ben o kardeşime diyorum ki, sen vitri geceleyin teheccüden sonra kıl. 2, 4, 6, 8, teheccüd 8'e kadar kılınabilir biliyorsunuz. Arkasından da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adeti böyleydi. Vitir namazımızı kılalım, 11 rekata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi tamamlamış olalım. Ama ben kendime güvenemiyorum. Geceliğin kalksam bile ne olur ne olmaz. Borcumu peşin ödemek istiyorum diyen bir kardeşime ben diyorum ki öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ikisine de müsaade ediyor. Sahabe-i kiram efendilerimizden bazıları öyle yapıyor, bazıları böyle yapıyor. Dileyen gecenin evvelinde kılsın, isteyen gece kalktığı zaman kılsın. Denilir ki Ebu Bekir'in Sıdık... radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri vitir namazını yatmadan evvel kılardı ...peşinen, Yastıdan sonra kılardı. Biz genelde şimdi onun yolundan gidiyoruz. Onun adetini yerine getiriyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri ise kendisine güveniyor idi. Ve de o da geceye bırakıyordu. Teheccüden sonraya bırakıyordu. Artık dediğim gibi mesele size havale edilmiştir. Arzu eden yeter ki kılınsın, istediği gibi kılabilir. Ama gece kılındığı zaman fazileti daha çoktur. Bunu da söylemek lazım. Çünkü gece okunulan Kur'an-ı Kerim'e, gece kılınan namaza melekler ayrı bir şahitlikte bulunuyorlar. Onun fazileti, onun şerefi bir ayrı. Ama dediğim gibi isteyen önceden de kılabilir. Kılmayanlar konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir tehdidi var. Onu da duyurmak istiyorum. Resulullah buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim, vitir namazı haktır. Gerçektir. Yani kılınması lazımdır. Kılmayan, vitir namazını kılmayan bizden değildir. Vitri kılmayan bizden değildir, bizden değildir diye üç defa tekrar ediyor böyle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Öyleyse vitir namazımızı kılacağız. Vitir namazımızı kıldık mı Akşamleyin fuzuli şeylerle fazla meşgul olmamak İslam'ın ahlakındandır. Ben söyleyeyim de arzu eden tatbik etsin. Şimdi biz de maalesef bütün oturmaları, bütün sohbetleri, hatta bazılarımız yoğunluklu çalışmalarını akşamdan sonraya bırakmışız. Bu hoş bir adet değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin ve sahabenin devam etmedikleri bir hal, yapmadıkları bir iş. Mümin yasıdan gelmeli veya yası namazını kılmalı. Şöyle biraz çoluk çocuğuyla sohbet etmeli ve erken yatmalı ki erken kalkabilsin. Erken kalkabilsin. Tabii biz yapamadığımız şeyleri biz kendimizde yapamadığımız zaman siz çok değerli kardeşlerimize aktarıyoruz ki sizler belki yaparsınız diye. Değerli kardeşlerim, vitir namazını, yası namazını ve vitir namazını kılan mümin artık istirahate çekilecektir, yatacaktır ki geceleyin kalksın dediğim gibi. Konuyu tamamlamış olmak için ben gece yatırken abdestli yatma konusunda da bir hadisi şerifi siz değerli kardeşlerime aktarmak istedim. Yani bu faziletten olur ya belki bazı beni dinleyen kardeşlerim duymamışlardır. Bu hadisi şerifi okumamışlardır. Gönlüm arz ediyor ki bazı kardeşlerim bununla da amel etsinler. Bu faziletten nasip alsınlar. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Kainatın efendisi şöyle buyuruyorlar. Men bate tahiran bate fi shi'arihi melekun bir kişi abdestle yatacak olursa yatağına girdiği zaman abdestli olacak olursa fela yastayqizu illa qala'l melek hemen yanında, hemen başucunda, hemen onun elbisesi gibi sanki, hemen üzerine örttüğü şeyi gibi sanki, hemen bitişiğinde bir melek onunla beraber sabahlar ve de der ki, yani her uyandığında bu melekin şöyle söylediğini görür. Bir melek sanki sabaha kadar abdestle yattığı için şöyle onun için rahmet ve merhamet duasında bulunur. Allahümme gfirli abdike fulan Fe bâte tahiran. Ya Rabbi bu falan kulunu affet. Ona rahmet ve merhametinle muamele et. Melek böyle biz abdestle yattığımız zaman sabaha kadar uyuyoruz, istirahat ediyoruz. Abdestle yattığımız için Cenab-ı Hak Hazretleri başımıza bir melek vazifelendiriyor. Mümin olmanın şerefi, Müslüman olmanın güzelliği, Allah'a inanmanın ve de abdestli olmanın bereketi bu değerli kardeşler. Ne güzel değil mi? Yani kolay bir amel. Nefse zor gelen bir iş ama kolay olduğu kadar da ecri, mükafatı ve de karşılığı büyük olan bir amel. Yani abdest alıp da yatmak hakikaten nefse zor geliyor. Ama büyük de bir mükafat. Sabaha kadar melek böyle dua ediyor. Bizim adımıza Rabbimize ilticada bulunuyor ve de diyormuş ki Ya Rabbi bu kulunu affet Allah'ım. Zira o abdestle yattı. E öyle olunca yatacağımız zaman eğer abdestimiz varsa ne ala. Yoksa daha çok rahat edebilmek için bir abdest tazeleyip iki rekat eğer mümkün olursa bir Anadolu'da insanımız ona abdest şükrü der. Bir abdest şükrü namazı kılıp arkasından da bir dua edip sonra yatmak, yattığımız zamanda da okunacak duaları okumak çok güzeldir. E yani hocam hani zaman zaman böyle latife ediyorum. Her işi gücü bırakacağız, durmadan mı ibadet edeceğiz? Yahu inanın öyle de değil değerli kardeşlerim. Bunlar alıştırıldığı zaman çok kolaylıkla yapılan ve de rahatlıkla devam edilen amellerdir. Ben bugünün gençlerinden bire, gençlerinden bile bu davranışı hiç bırakmayanları görüyorum. Bizim gibi yaş ilerlemiş olanlar artık bunları yapmaya çalışmalıyız. Nefsimizi zorlamalıyız bunlara. Ama genç kardeşlerim de yapacak olurlarsa inanın çok güzel olur. Öyle ya. Dediğim gibi yattığımız yerde biz istirahat edeceğiz. Melek bizim adımıza Rabbimize duada bulunacak. Bizim adımıza istiğfarda bulunacak ve bizim için dua edecek. Değerli kardeşlerim ayrıca bunun bir başka güzelliği daha var. Bir kişi abdestle yatarsa buyuruyor yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geceleyin uyandığı zaman, geceleyin kalktığı zaman abdestle yattığı için Cenab-ı Hak hazretlerinden dünyanın ve ahiretin hayırlarına dair ne için dua ederse. Ya Rabbi şunu bana lütfet diye dünya veya ahiret için Resulullah tasdih ediyor. Dünya için veya ahiret için. Ama hayırlı bir iş olacak. Ne için dua ederse Cenab-ı Hak Hazretleri duasını da kabul buyurur diye müjde ediyor sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca. Demek ki peki yattığımız zaman ne okumalıyız? Hangi dualar okumalıyız? Artık onu ilerideki bir başka sohbetimde siz değerli kardeşlerime aktaracağım inşallah. Gönlüm şöyle arz ediyor. İlerideki bir sohbette namazlardan sonra, bu farz namazlardan sonra hangi duaları okumalıyız? Onları bir siz kardeşlerime aktarayım. Yani Resulullah bize neler tavsiye ediyor farzlardan sonra? Bir de yattığımız zaman hangi duaları okumalıyız, nasıl yatmalıyızı gördük. Hangi duaları okumalıyızı da bir inşallah görelim. Umulur ki bazı kardeşlerimiz onlarla amel ederler. Daha doğrusu Cenab-ı Hak Hazretleri bana diyorum fırsat verse, imkan versem de, imkan verse de nefsime söz tutturabilsem de bunları bir dua mecmuası halinde toplayabilsem bir eser hak, e, halinde ve kardeşlerime tabi var. Birçok dua mecmuaları var ama ayrıca ben de diyorum keşke bu konuda değerli kardeşlerimin efendim faydasına bir eser sunabilsem. Bu konuda duanızı istirham ediyorum. İnşallah bakarsanız bir gün olur. Efendim hani bu sohbetlerimizde söylediğimiz dualarımızı baştan beridir 7-8 aydır söylediğimiz duaları toplarız. Siz de daha rahat okursunuz diye düşünüyorum. İnşallah Rabbim lütfeder bir gün. Buralara nereden geldik hatırlar mısınız? Bilmiyorum. 4-5 sohbet evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini okumuştuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hadislerinde bizi cennete yönlendiriyordu. 3 şey söylemişti. Bir kişi eğer yediği lokmaları haram olmaktan kurtarır da halal yerse. Men ekele ben. Bir kişinin rızkı halal rızk olursa, yediği halal olursa. Ve amile fi sünnetin, sünnetle de benim sünnetimle de amel ederse ki bu sünnetle amel etme ışığında buralara kadar geldik. Namazların sünnetlerini gördük. Sonra da şöyle buyuruyordu Aleyhisselatü Vesselam ve eminen nasu İnsanlar da o kişinin şerrinden güvende olurlarsa, emin olurlarsa dehalel cenne o kişi cennete girdi diye buyurmuşlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Söz uzayınca belki dikkatle takip eden bir kardeşim o hadis noksan kaldı diyebilir bana. O, o noksanı tamamlamış olmak için bugün inşallah hadisi şerifin bu bölümü üzerinde sohbetimizin kalan zamanında durmaya çalışacağım inşallah. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete giden yolda bize böyle de tembihde bulunuyorlar. Ve eminen nasu bevaiqahu. İnsanlar da o kişinin şerrinden güvende olurlarsa. Değerli kardeşlerim. Bir gerçeği bir daha çok net olarak tekrar etmek lazım. İnanan insan Mümin ben Müslümanım diyen güvenilen insandır. Dürüst insandır. Bu konuda ne kadar tavizimiz var, ne kadar noksanımız var, o kadar noksan mümin sayılırız. Doğruyu söylemek lazım. Bunu ben önce kendi nefsime sonra beni dinleyen kardeşlerime söylüyorum. Gönül alemimize bakmamız lazım. Düşüncelerimizi kontrol etmemiz lazım hele hele günlük yaşantımıza bakmamız lazım. Ne kadar İslami çizgi üzerindeyiz, ne kadar doğruyuz, ne kadar dürüstüz, o kadar güzel Müslümanız. Hani sahabi-i kiram efendilerimizden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmişti de, Ya Resulallah, İslam'da bana öyle bir şey söyle ki, İslam'ı bana öyle bir anlat ki, İslam'ı öyle bir tarif et ki, artık ben İslam nedir diye kimseye soru sormayayım. Kimseden tarif istemeyeyim. Kimsenin bu konudaki fikrine müracaat etmeyeyim. Resulullah ne buyurmuşlardı değerli kardeşlerim? Daha önce okuduğumu bu hadise hatırlıyorum. Ben buyurmuştu ki ama bunların hep tekrarına ihtiyacı var. Başta benim hepimizin nasihate ihtiyacımız var. Resulullah din nasihattir diye buyuruyorlar ya. Ve de sahabeye devamlı nasihatte bulunup onları nasihatle, sohbetle yetiştiriyorlar ya. Bunlara tekrar da büyük faydalar var. Resulullah İslam'ı nasıl tarif etmişlerdi? Buyurmuşlardı ki, قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ Allah'a inandım de, sonra dost doğru ol. Sakın eğilme, sakın sağa sola gitme. İslam caddesi. Kur'an yolundan, Resulullah'ın peşinden sakın ayrılma. Ve Müslümana yakışan bu. Davranışlarında dürüstlük, ticaret hayatında dürüstlük, evinin içerisinde dürüstlük, hatta gönlünde ve düşüncelerinde bile. Yani değerli kardeşlerim, bir kişi kalbinden başka türlü düşünse, dışarıya zorlayarak kendisini başka türlü davransa biz ona ne deriz? Münafık deriz değil mi? Rabbim korusun. Ha bazı insanların hatırına dünyada huzur olsun, fitne olmasın diye bazen düşündüğümüzün tersine davranışlarda bulunabiliriz. Benim sözüm yanlış anlaşılmasın. Yani hakikaten hoş olmayan bir insana fitne çıkmasın diye illa sen kötüsün de diye yüzüne karşı söylemeyiz de idare ederiz o ayrı bir durum. Ama yani sözünde yalan, davranışlarında düşük muamele veya insanlara, müminlere, inananlara, etrafındaki dostlara karşı peşin fikirli ve yanlış düşünceli olmak bir Müslümana yakışmayan haldir. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Yutva'ul mümin ala kulli şey mümin, inanan insan her günah işleyebilir. İnsanlık icabı. Unuttuğu için, şaşırdığı için, yanıldığı için, dalgınlık ettiği için edebilir. Ama leysel hıyanete vel kedib. Ama mümin asla hain olmaz. Bir de mümin asla yalan söylemez buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Öyleyse, öyleyse Rabbimize karşı dürüst olacağız ibadet ve taatı Allah'ımız emrettiği için içimizden gelerek yapacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı dürüst olacağız. Onun yolundan gideceğiz. O bizim liderimiz, rehberimiz, her şeyimiz. İbadet ve taat konusunda isteyerek, arzu ederek Rabbimizin kulluğunda da samimi olacağız. Yani insanların münafığın alametlerinden biri de diyor aleyhissalatü vesselam, insanların içerisinde olduğu zaman, başkalarıyla beraber olduğu zaman ibadet ve taata iştiyaklı, arzulu görünür. Yalnız kaldığı zaman ise ibadet ve taat konusunda kulluk konusunda tembeldir. Yorulduğu zaman evinde kimse görmüyor diye yatsı namazını kılmadan yatı verir. Veya sabah namazına kılmak nasıl olsa kimse haberdar olmuyor ya, onun için pek problem değildir. Ama insanların içerisinde Herkesten önce hadi bir namazımızı kılalım. Evet güzel de yalnız kaldığında da yap. Veya işte gündüz güzel davranıyor gibi görünüp de yalnız kaldığı zaman Allah'a asi olmak. Bu bu hoş değil asla. Akrabalarımıza karşı dürüst olmak, komşularımıza karşı dürüst olmak. Değerli kardeşlerim. Toplumun içerisinde yaşıyoruz. Arkadaşlarımızla, komşularımızla, dostlarımızla beraber yaşıyoruz müstakim olmak mecburiyetindeyiz. Mesela komşularımızla çok iyi geçinmek mecburiyetindeyiz. Hani dürüstlük dedik ya, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki değerli kardeşlerim, Vallahi la yu'min, Vallahi la yu'min, Vallahi la yu'min. Allah'a yemin ederim ki gerçek mümin değildir. inanmamıştır. Üç defa tekrar etti. Gerçekten inanmıyordur o kişi. Dediler ki ya Resulallah bu insan mahvoldu. Perişan oldu. Lekad khabe ve khasira. Kim bu ya Resulallah? Mahvoldu bu adam. Helak oldu. Buyurdu ki Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem komşusu şerrinden emin olmayan kişi. İslam'a bakınız. İslam'ın insanlara tebliğine, tembihine bakınız. İnsanlardan, inananlardan beklediğine bakınız. Altımızdaki, üstümüzdeki, sağımızdaki, solumuzdaki, önümüzdeki, arkamızdaki her neyse. Etrafımızdaki komşular bizden emin olacaklar. Güvende olacaklar. Selamlaşmak onun için İslam'ın şiarındandır. Konyalı Hacı Veysade merhum üstadımız etrafındakilere, sohbetindekilere öyle tembih edermiş. Daha önce de söylediğimi hatırlıyorum. Kavak gibi değil, yani rüzgarda eğilen, sağa sola eğilen insanlar değil minare gibi doğru olun. Evet. İnanan insan minare gibi doğru olmak mecburiyetindedir. Ticaret hayatında da öyle. Günlük hayatında da öyle. Dostlarına olan muamelesinde de öyle. Değerli kardeşlerim. Yani İslam'ın dürüstlüğe ve doğrula verdiği ehemmiyeti biliyoruz. Hep beraber geliyoruz camiye. Kıbleye karşı yönelmişiz. Allah'ın huzurundayız. Allahu Ekber namazımızı kılıyoruz, işimizi bitirip dağılıyoruz. Kimimiz sağa, kimimiz sola. Ama kalplerimiz, gönüllerimiz, düşüncelerimiz hep yine Allah'a doğru olacak. İnhiraf eden, sağa sola sapan, taviz veren ve men şedde şedde finnar da olduğu gibi sanki ateşe ayrılır. Cehenneme ayrılır Allah korusun. Nasıl namazlarımızda tek merkeze doğru yöneliyoruz, bütün davranışlarımızda da öyle Müslümanca davranacağız inşallah. Yani camiden çıkıyor, dükkana oturuyor, hemen gıybete başlıyor mesela. Asla doğru değil. Camiden çıkıyor, dükkanına geliyor, ticarethanesine geliyor, işinin başına oturuyor, masasına oturuyor. Yine insanları aldatmaya devam ediyor. Asla, asla. İslam'ın ruhuna tamamen ters. Ve o kişinin kıldığı namazın da Allah korusun yarın kendisine hiç faydası olmayabilir. Hani Ramazan-ı Şerif'te geliyor söyleyeceğiz inşallah. Yalan sözü ve insanlara ters düşmeyi, ihaneti bırakmayanın yemesini ve içmesini bırakmasına Allahu Zülcelal Hazretlerinin hiç ihtiyacı yok diye buyuruyor Yani bir yandan insanları aldatıyor, bir yandan yalan söylüyor, ticareti bozuk devlete ve millete ihanet ediyor. Görünüşte de çok güzel insan gibi görünüyor. Kendini aldatıyor değerli kardeşlerim. Dürüst insan olmak mecburiyetindeyiz. Hani Resulullah ne buyuruyordu? Bizi aldatan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Bu memleketin %99'u Müslüman elhamdülillah. Bu memleketin insanını aldatmak asla bu insanlara yakışmaz ama görüyoruz işte. Hatta değerli kardeşlerim bakınız söz dürüstlükten açıldı ya. Peki inanan insanları, Müslümanları aldatmayacağız da gayrimüslimleri mesela memleketimize ziyarete gelen yabancı devletin insanlarını turistler diyoruz ya onları aldatabilir miyiz? Asla. Asla. Onların mesuliyeti daha mühim, vebali daha ciddi. Osmanlılar döneminde Memleketimize gelip de burada bizim güzelliklerimizi görüp sonra memleketine dönen bir hatıra yazmış da seyahatname adı altında orada öyle diyor. Türkiye'ye gittiğiniz zaman Osmanlı topraklarına seyahat ettiğiniz zaman Müslümanlarla çok rahat alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü onların bir dini var. Bizleri asla aldatmamamızı, aldatmamalarını söylüyor onlara. Yani gerçek Müslümanlar bizi asla aldatamazlar. Şunlarla şöyle pazarlık yapın, bunlarla böyle edin, efendim. Şu dinden olan insanların mesela söylediğinin yarısını verin falanların dörtte birini verin her neyse veya dörtte üçünü verin. Söylüyor, söylüyor ama Müslümanlarla pazarlık etmeyin diyor. Gerek yok. Zira onların öyle bir peygamberi var ki eğer onlar kendi dinlerinden olmayan birisini aldatırsa yarın o kişi beni karşısında bulacaktır diye onlarda yıkazda bulunuyor diyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Neden? Çünkü yarın mahşer gününde bir mümin kardeşimizle dünyada halallaşamamış da Allah'ın huzuruna çıkmışsak kabul olunmuş namazlarımızdan, sadakalarımızdan, haccımızdan, umremizden, ibadet ve taatımızdan kabul olunmuş amellerimizden ona veririz ve orada halallaşırız. Sonra beraber cennete gireriz inşallah. ama bir gayrimüslime sevabımızdan vermemiz mümkün değil çünkü inanmayan bir insan. E peki halallaşmamız da gerekecek. Mutlaka o gün o günde o mahşer gününde o dehşetli günde kulların arasındaki hesap görülmeden kul hakları ödenmeden cennete girmek mümkün değil. Bunu hepimiz biliyoruz. E peki o gayri müslimle nasıl helallaşacağız? Onunla şöyle helallaşacakmışız. Rabbim korusun. Onun vebalinden, onun günahından, onun isyanından alacaklar. Bizim üzerimize yükleyecekler. Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim muhafaza buyursun. Buna ne ben ne siz dayanamayız. Öyleyse tüm insanlığa dürüst davranmak mecburiyetindeyiz. Müslümana yakışan budur. İnansın inanmasın. Müşterisi, muhatabı, karşısındaki kişi. Geçenlerde bir hadise anlatmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir münafıkla bir Yahudi gelmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudinin haklı olduğunu söylemişti hatırlayacaksınız. Ama münafık razı olmayınca Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri gereken cevabı vermişti. Hepimiz dürüst olmak mecburiyetindeyiz. Ve şunu Unutmamalıyız. Kul hakkı çok mühim değerli kardeşlerim. Kul hakkı çok mühim. Aman kul hakkına riayet edelim. Başta kendime söylüyorum her zaman olduğu gibi dikkatli olalım. Yolda giderken alışverişte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri herhalde Medine'ye yeni gelindiği zamandaydı. Çarşıda bir alışverişte bulundu. Buyurdular ki senden tarafı ağır gelsin. Yani terazinin senden tarafı o hani gramları kiloları koyduğun taraf ağır gelsin. O zat tarttı, Resulullah'a verdi. Oradan ayrıldıktan sonra dedi ki bu zat kim bu? Ben ömrümde ilk defa böyle bir insanla karşılaşıyorum. Tartarken senden taraf ağır gelsin diyen bir insanla ilk defa karşılaşıyorum. Duymadın mı bu Allah'ın Resulü, Allah'ın Peygamberi dediler. Geçmişte ecdadımız da hep bu konuya dikkat ediyordu. Ben hatırlıyorum o eski e, alışveriş yaptığımız zamanlarda terazilerin elektronik olmadığı dönemlerde satıcı kardeşlerimiz hep müşteriden tarafı ağır getirirlerdi. Fedakarlıkta bulunurlardı. Bu İslam ahlakıdır. Mümkün olsa da biz ona desek ki bizden tarafı ağır getir. Yani biz fedakarlık olalım. Yani senden tarafı ağır getir ama bugün gramına kadar tartıyorlar. Eh inşallah herhangi bir hukuk kalmıyordur. Herhangi bir hak karşı tarafa geçmiyordur. Ve fakat biz dikkatli olalım değerli kardeşlerim. Bizim aldatılmamızı arzu eder miyiz? Yani birisi birisi bizi göz göre aldatsın. Böyle bir şeye gönlümüz razı olur mu? Asla razı olmayız. Öyleyse biz de başkalarını aldatmayalım. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi mahyebü nefsi sizden biriniz kendisi için düşündüğünü kardeşleri için de düşünmedikçe mümin olamaz biz onu gerçekten iman etmiş olamaz diye tercüme ediyoruz ama hadiste de öyle bir öyle bir kayıt yok la yu'minu buyuruyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin olamaz diye buyuruyorlar öyleyse kendimiz için istediğimizi başka kardeşlerimiz için de isteyeceğiz Değerli kardeşlerim. Sohbetin sonunda size hoş, tatlı bir hadise bir hadisi şerif aktarmak istiyorum. Dedik ya kul hakkına riayet şart ve lazım. Yine bu kul hakkına riayetin içerisinde bağışlayıcı ve affedici olmak da var. Yani meselenin öbür yönünden de tutalım bir kardeşimiz bir hata da bulunmuş. Bir hata etmiş. Bir yanlış yapmış. Geliyor bizden özür diliyor. Onun da özrünü kabul edelim. Veya herhangi bir kardeşimizle aramızda bir sürtüşme oldu. Biz haklıyız. Varsın olsun. İslam kardeşliğinin gereğidir. Biz özür dileyelim. Bir telefon edelim. Bir hal hatır soralım, aradaki soğukluğu kaldıralım. Ama Affetmek büyük bir fazilet, büyük bir bereket. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuyla ilgili bir latifesini siz değerli kardeşlerime bugünkü sohbetin sonunda aktarmak istiyorum. Hazreti Enes radıyallahu anh efendimiz hazretlerinden aktarılıyor bu hadisi şerif. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram efendilerimizle beraberlerken güldü sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta o kadar güldüler ki mübarek dişleri göründü sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle hafif yan dişleri göründü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi kahkahayla asla gülmezlerdi. Tebessümlü de idiler devamlı. Mübarek yüzleri devamlı mütebessim idi. Tebessümle dolu idi yüzü. Ama kahkahayla da gülmezlerdi. Zaman zaman sahabenin bazı haline veya bazı cilvelere ve latifelere güldükleri de olurdu. İşte onlardan birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayağı biraz ileri derecede güldüler diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun Hazretleri, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, Sizi güldüren bu hadise nedir? Niye güldünüz? Bize de anlatır mısınız?" diye buyurdular. ve vesselam efendimiz hazretleri buyurdular ki Gördüm ki Rabbimin huzurunda iki inanan mümin diz üstü oturdular. Hadis-i şerifi ben size metni okumadan şöyle aktarıyorum. Biri diğeri için dedi ki: Ya Rabbi bu kardeşimden, bu arkadaşımdan benim alacağım var. Benim hakkımın alınmasını istiyorum ya Rabbi. İkisi de Rabbimizin huzurunda dizlerinin üzerine oturmuşlar. Hani dedim ya mahşer gününde helallaşacağız. Kul hakkı eğer üzerimizde varsa onları ödemeden, onlarla helallaşmadan bir yere gitmek mümkün değil. İşte ona hem bir misal hem de kurtuluşun yolu. Cenab-ı Hak Hazretleri buyurdular ki, bu kardeşin hiçbir hasenatı kalmamış. Sana verecek hiçbir şeyi kalmamış. Ne yaparsın bu kardeşine? Yani o kul Allahu alem güzel bir kul. İnanan bir kul. Ama yaradılışı icabı mı? Huyu mu? Nedendir? Herhalde vermiş, vermiş, vermiş verecek bir şey kalmamış mahşer gününde ama alacaklısı da hala bitmemiş. O da ısrar ediyor. Ya Rabbi hakkımı almadan bir yere gitmem. Cenab-ı Hak Hazretleri buyuruyorlar ki, Resulullah'ın güldüğü manzara bu. Cenab-ı Hak Hazretleri buyuruyorlar ki, bu, kuluyun, bu kulumun, bu kardeşi insana verecek hiçbir şey kalmamış. Ne yaparsın? Ama o da ısrar ediyor. Hayır ya Rabbi. Alacağımı almadan bir yere gitmem. Benim ona ihtiyacım var demek istiyor. Değerli kardeşlerim. Bunu söyleyince diyor nakil olan Enes İbni Malik rivayet eden radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar coştu. Sallallahu aleyhi ve sellem ağladılar ve buyurdular ki inne delikal yevm azimun o gün dehşet bir gün o gün zor bir gün, sıkıntılı bir gün ve o günde insanlar böyle kendilerinin yüklerini alıverecek, kendilerine merhamet edecek, kendilerine şefaatçi olacak, kendilerine yardımcı olacak kişiye muhtaçlar. Yani o güne hazırlık yapın demek istedi Aleyhisselatü Vesselam. Biri ısrar ediyor hakkımı almadan bir yere gitmem diye, diğerinin de verecek hiçbir şeyi kalmamış. Cenab-ı Hak Hazretleri buyuruyorlar ki, bu kulumun sana verecek hiçbir şey yok. Ömrünün sonunda mı tevbe etti? Artık hadiste geçmiyor. Veya yaşantısı güzeldi de ama buna rağmen mi mecburen mi borçları oldu? Son zamanlarda çok mu tevbe etti? Cenab-ı Hak hazretleri de o kulunu yakmak istemiyor. Cennete koymak istiyor. Artık sebep hadise şerifte aktarılmamış değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak hazretleri buyurur ki o kişiye, alacaklı olan kişiye, Resulullah böyle anlatıyorlar. Şöyle başını kaldır da bir bak. O zat başını kaldırdı bir baktı ki diyor. Ya Rabbi altından şehirler görüyorum. Medaine min ve kusuran min zehebin mükelleleten İncilerle bezenmiş, döşenmiş, incilerle süslenmiş, altından yapılmış köşkler görüyorum ya Rabbi. Bunlar hangi peygamberin? Yahut bunlar bir sıddıkın mı ya Rabbi? Bunları hangi şehit kuluna vereceksin? Yani bu köşkler, bu altından şehir, bu altından binalar, bu altından köşkler ancak olsa olsa peygamberlere verilir, sıddıklara verilir, şehitlere verilir ya Rabbi. Kimin bunlar? Cenab-ı Hak Hazretleri buyuruyorlar ki, eğer yanındaki kardeşini affedersen, o sarayları, o köşkleri sana ihsan edeceğim, sana vereceğim. O, 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 kişi diyecekmiş ki yarab Ya inni kad far an Ya Rabbi kardeşimi affet, bağışladım hakkımı helal ettim Cenab-ı Hak Hazretleri buyuracaklarmış ki madem ki affettin o kardeşin elinden tut huz biyedi ahike ve vedhul, vedhul, cenne. onu cennete götür beraberce cennete girin buyuracaklarmış Cenab-ı Hak Hazretleri Resulullah sall sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlattıktan sonra güldüğü hadisenin bu olduğunu sahabe-i kiram aktardıktan sonra buyurdular ki aman Allah'tan korkun. İttekullah. Allah'tan korkun ve aslihu zâte beynikum. Aranızı tatlı tutun. Aranızı hoş tutun. Kardeşlerinizle güzel geçinin. Birbirinizi affedin. Birbirinize merhametle muamele edin. O kötülük yaptı ya ben de kötülük yapacağım. Yok böyle yapmayın affedici olun, bağışlayıcı olun. Fe innallaha yuslihu beynel müslimin. Eğer siz affedici olursanız, siz birbirinize merhametle muamele ederseniz, siz aranızı ıslah ederseniz, birbirinize sevgiyle, kardeşçe yaklaşırsanız, Allah da bütün inananların arasını ıslah eder. Hem dünyada huzur verir, hem de ahirette böyle lütfederek, böyle lütfederek kullarını cennete koyar. Değerli kardeşlerim, birbirimizi de affedecekmişiz. Bize ayrılan zaman dolmuş. Ama Rabbim böyle de herkese muamele eder mi, etmez mi? O da belli olmaz tabii. Onun için biz yine korkacağız. Yine affedici olacağız. Ama yine kul hakkına fevkalade riayet edeceğiz. Cenab-ı Hak Hazretleri razı olduğu yolda cümlemizi daim kılsın. Hepimizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandırsın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu izinde daim kılsın. Hepinize hayırlı geceler diliyor ve Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.